Merhaba dostlar. Son birkaç videom gerçekten ağır depresif konulardı ama bence en ağır video da bu olacak. Başlık intihar. Biliyorum daha önce intiharla ilgili bir video çekmiştim. Türkiye genelinde intihar eden gençlerle ilgili falan. Ve ondan sonra da ünlüler neden intihar ediyor başlıklı bir video çekmiştim. Ama kendi düşüncelerimden öyle çok da bahsetmemiştim o videolarda. Genelde o insanlar neden bunu yapmış olabilir düşüncesinde bazı şeyler söylemiştim. Şimdi de kendimle ilgili ve sizin düşüncelerinizde bir nebze olsa aktarmak istiyorum. Biliyorum birçoğunuz benim gibi düşünüyorsunuzdur illa ki zaten konuştuğum zaman da fark edersiniz. Elimden geldiği kadar böyle 15-20 dakika falan konuşmak istiyorum. Umarım bir nebze de olsa size iyi gelecektir. Aa gerçekten böyle düşünen insanlar varmış diyeceksiniz diye tahmin ediyorum. Ve sonunda pes etmeyeceksiniz diye düşünüyorum. Biliyorum birçoğunuz çok fazla sıkıntı çekiyor şu anda. Ben de çekiyorum maddi anlamda, depresyon anlamında, yalnızlık bir sürü şey sayabilirsiniz ardarda. Arda. Çektiğim videolardaki her şeyi büyük çoğunlukla siz de yaşıyorsunuz. Onun da farkındayım. Ama işte konu intihar olunca dostlar, insan kendini çok şey hissediyor değil mi? Bu geçirdiğimiz son birkaç yılda bile bir sürü intihar haberi duyduğum zaman insan kendinden bir parçanın koptuğunu hissediyor. Çünkü o düşünceler sizde de olduğu için. Geçen mesela intihar eden arkadaşımız, 26 yaşındaki genç. Onu duyduğum zaman ben gece uyuyamadım bile. Yani uyuyamadım. Aa onu tanımıyoruz. 5 dakika sonra aklımızdan gidiyor falan değil. Büyük çoğunluğunuz da böyle düşünüyorsunuz. O duygu sizde de olduğu için ulan acaba benim de sonum bu insanlar gibi olacak mı düşüncesi falan da oluyor hiçbir şey yaşayamadan ölüp gitmek o duygu insanı mahvediyor. Ruhunu öyle bir yıpratıyor ki. Dediğim gibi ben birkaç yıl önce depresyona girdim. O depresyon döneminde zaten sürekli insanda bu duygular olur. Özellikle zaten intihar eden insanların büyük çoğunluğu ya bipolar'dır ya majör depresyondur ama bunlar dışında tabii ki birçok kaygı bozukluğu, endişe atakları olan insanlar var maddi imkansızlıktan olsun, yalnızlık bazı insanlarda öyle bir boyuta çıkıyor ki artık bunu kaldıramayacak hale geliyorlar. En büyük sebeplerinden biri de yalnızlıktır. Psikiyatrik rahatsızlıklar dışında. Maddiyat da eklendiği zaman zaten maddiyat dediğim gibi birçok soruna yol açıyor yalnızlık gibi. Bunu birçok insan kabul etmiyor ama öyle arkadaşım öyle. Maddi imkansızlık seni yalnızlığa iter. Yalnızlık da bir noktada artık kaldıramayacağın bir yük oluyor ve intihara sebep oluyor. O kadar tehlikeli bir şey. Gel gelelim ailelere. Aileler bu konu hakkında zaten en ufak bir şey size söylemezler intiharla ilgili. Öyle bir düşünceniz olsa bile, bilseler bile büyük çoğunluğu zaten nasıl yardım edeceğini bilmedikleri için kendileri o duygular, duygulardan büyük çoğunluğu yoksun olduğu için sizinle empati yapamazlar. Çocuk hasta, doktora götürelim. Bir rahatsızlığı vardır, böyle düşünüyorsa. Ama neden öyle düşündüğüyle ilgili tek bir soru bile sormuyor büyük çoğunluğu. Bu çocuk o hale nasıl geldi sorusunu sormuyorlar sorduğunuz zaman derdinizi anlatacağınız zaman bile şey diyorlardır. Eminim bunu büyük çoğunluğunuz yaşıyorsunuzdur. E kardeşim senin gibi ülkede bir sürü genç var seninle aynı sorunları yaşayan. Ulan biz de buna değinmek istiyoruz zaten. Bu sorunları neden yaşıyoruz? Neden insanlar intihar etmeye bu kadar meyilli hale geldi Türkiye'de? Bu sorunun kaynağı ne? O sorunun kaynağını bulursanız hani belki çözüme de ulaşırsanız bu insanları da bu duygulardan koparabilirsiniz. En ufak bir yakınlık göstermediğiniz için duyarlı olmadığınız için yetişkinlerin büyük çoğunluğu gençler sizden uzaklaşıyor. Onlara davranışlarınız da cabası onlara girmiyorum bile. O duygusuzluk yüküyle yaşıyorlar yani o çocuklar. Bir de tabii ona davrandıklarınız noktaya gelmiyorum bile umursamazlık, duyarsızlık o çocukları bir noktaya getiriyor. Uçurumun bir kenarındalar. Şu an birçok insanın uçurumun bir kenarında durduğunu biliyorum. Ve maalesef ki benim bu videoları zaten çekiyor olman birçok insan işine yaramayacak ve o uçurumdan düşecekler. Maalesef. yeteri kadar anlayış olmadığı için maalesef o çocukların büyük çoğunluğuna kaybediyoruz. Geçtiğimiz yıllarda kaç tane insan intihar etti? Haberler dışında bir sürü böyle olay var görmediğimiz, bilmediğimiz. İnsan kendinden bir parça görüyor. Şu da beni çok sinirlendiriyor. Biri ölür intihar yüzünden. Birçok insan üzülüyormuş gibi yapar, umurlarında değildir birçoğunun. Zaten psikolojisi bozuktu gitti. Aradan bir yıl falan geçer. Ölüm yıl dönümü yaklaşır. Aa, o çocuk da o arkadaşımız da gideli bir yıl oldu. Gerçekten bu kadar önemsediniz mi? Yani ölüm yıl dönümünü hatırlayacak kadar. Yoksa orada da bir egoizm tatminliği falan mı var insanların büyük çoğunluğunda? Ben hep öyle düşünüyordum. Hayattayken bir kere adam yerine koyup da doğum gününde bir mesaj mı attınız? Ufacık da olsa hatırlanması için bir şeyler yaptınız mı? Öldükten sonra aa gideri bir yıl oldu. Ne kadar iyi insandı. Onun iyi bir insan olduğunu yaşarken niye hatırlatmadınız be kardeşim? Hatırlatsaydınız, birazcık ilgili olsaydınız o çocuk şimdi aranızda olurdu. Benim en çok sinirlendiğim nokta bu işte. İnsanlar gittikten sonra mı kıymete biniyorlar ya? Yaşarken bir şey yapmıyorsunuz. Öldükten sonra da sanki bir halt yapıyormuşçasına gideli şu kadar zaman oldu. Şunun anısına şöyle yapalım. Şuraya bir şey yaptıralım. Ya bunların bunlar bana çok gerzekçe geliyor. Kusura bakmasınlar. Yaşarken insanlara kıymet vereceksin. O intihar duyusuyla yaşıyor insanlar madem. O duygulardan nasıl onları uzaklaştıracaksınız? Onlar sizin en kıymetlileriniz ya. Yeri geldiğinde diyorsunuz ya. Çocuğumuzdan daha kıymetli bir şey mi var? O kıymeti göster mediğiniz için o noktadan kurtulamıyorlar. Doktor, ilaçlar bunlar mucize yaratmıyor. Ben de doktora gittim. Ben de ilaç kullandım. Depresif ruh halinden kurtulamıyorsunuz. Hayat boyu o depresif ruh halini çekecek bir sürü insan var aranızda. Bu duygulardan bir birçoğunuz kurtulamayacaksınız. Belki dediğim gibi birçoğunuz zaten tek çözümün bu olduğunu düşünüp de bu gezegenden ayrılıp gideceksiniz. Bazılarınız da ölene kadar acı içinde kıvranacak. Yalnızlık içinde. Bunun en büyük sebebi, en büyük sebebi bizim gibi insanların bu noktaya gelmelerinin en büyük sebebi insanların empati yoksunu ve duyarsız olmalarından kaynaklanıyor. İstediğiniz kadar depresif bir ruh hali içinde olun. Kutularca ilaç kullanın. Etrafınızda iki tane, üç tane anlayışlı insan varsa onlar bile sizi bir noktada hayatta tutabilir diye düşünüyorum. İhtiyacınız olan tek şey sevgi. Sevgisizlik adlı videomda söylediğim gibi. ihtiyacınız olan tek şey bu. Size o intihar düşüncelerinden kurtulacak, kurtaracak olan şey sevgi. Şimdi diyebilirsiniz ki sen video çekmiştin. Ünlüler neden intihar ediyor diye. Adamların hayatları güzel. Her şeyleri var. Eşleri, çocukları, ünleri, şöhretleri, villaları. Onların sorunu da ayrı işte kardeşim orada bahsetmiştim. Varoluş sancısı çeken insanların işi de zordur. Adamlar bir noktada tatminsizlik yaşar ve hayatlarına son verirler. Ama onların hayatları en azından bir işe yaramış diye düşünüyordum ben zaten hala da öyle düşünüyorum. Bizim gibi insanların intihar etmek gibi bir lüksü bile olmamalı. Hayatta bir şeyler yapmadan hiç kimse sizi koparmamalı. Size verilen hayat değerlidir. Ne kadar zor, ne kadar aşılması güç şeylerle karşılaşırsak karşılaşalım bence bizim öyle bir lüksümüz bile yok gibi görünüyor. Kendimizi bir şekilde ufak da olsa kanıtlamalıyız değil mi? Bazı konularda en azından. O yüzden ben hep dile getiriyorum yaratıcı bir şeyler, bir fikirler ortaya atılmalı ki o hayatı sürdürebilmeniz en azından çekilir hale gelsin o duygulardan yoksunluk başlar. Bir noktada biriyle tanıştığınız zaman bile umarım olur. Yalnızlık belasından kurtulursunuz. Birbirinize böyle kenetlenirseniz o duygunun da yavaş yavaş yok olacağını düşünürüm. En azından bu iyimser pencereden bakmak zorundayız diye düşünüyorum. Yani böyle düşünmesek başımıza kim bilir neler gelir ya. <laughs> yaşadığımız bin bir türlü zorluğa rağmen hala 2023 yılına girmişiz. Şu an hala hayatta olan birçok insana bence plaket verilmeli. Hani hayattan koparılmamış gerçekten o noktaya defalarca gelip gitmiş o intihar duygusuyla hala yaşayan insanlara bir plaket vermek lazım. Siz gerçekten çok şey başarmışsınızdır bunu gerçekten kalpten söylüyorum ya. Hiç az buz bir şey değil yani bizim bu yaşadıklarımız. Hiç değil. Bazen diyorlar ya, eskiler neler çekmiş. Siz de buna dert mi diyorsunuz? Ya böyle diyen insanların yüzüne tokat atasınız geliyor. Biliyorum benim de öyle oluyor. Telefonu çıkar diyen amcalar falan oluyor ya. O tipler. Tamam da kardeşim, adı üstünde geçmiş diyorsunuz o insanlar. Şu anki hayatı görselerdi sizin gibi mi düşünürlerdi akıllı olan insanlar en azından aklı başında olan insanlar gençler hayatını yaşamak istiyor sizin gibi beyinsizler yüzünden evet boomer neslinden bahsediyorum ben yani benim elimde olsa o insanlar oy bile kullandırmazdım yüzde onu akıllıysa yüzde doksanı aptal yani yapacak bir şey yok ama o insanları verdiği kararlar yüzünden maalesef siz bu intihar duygusundan bile kurtulamıyorsunuz. En büyük sebebi yaşam şartlarının her gün giderek zorlaşmasından kaynaklanıyor. Neydi o çocuğun adı? Çekmiştim ya bir video intihar videosu. Furkan arkadaşımız. Genç 18-19 yaşında falan doğdu. Bir ev bir araba uğruna ömrümü feda etmek istemiyorum. Heba etmek istemiyorum diyen bir çocuk. Hani öyle bir yük binmiş ki insanların sırtını artık yaşasak ne olacak mantığı var, kafası var, zihniyeti var. O yüzden intihar noktasına geliyor insanlar. Artık ufacık çocuklara bile öyle bir hayatı dayatıyorlar ki zaten depresyona bilmem neye gerek yok ki. Siz zaten cehennemin içindesiniz. Delirmeme geldi değil. Ya intihar konusu zaten ben bu konuyu konuştuğum zaman bile aşırı derecede geriliyorum, sinirleniyorum. Umut aşılamak falan da değil burada benim bu çektiğim video. Sadece kendi düşüncelerimden falan bahsetmeye çalışıyorum. Birçok insanın bu son birkaç yılda özellikle haberleri çok takip ediyordum depresyon döneminde. Hangi intihar haberini görsem detaylıca onların şeyini araştırırdım etra arkalarında bir not bıraktılar mı? Herhangi bir video var mı? Bu insanlar o noktaya getiren neydi? Depresyon mu? Yalnızlık mı? Yaşadığımız hayat şartları mı? Hepsi birden mi? O insanlarla empati kurmaya çalışıyordum ki yarın acaba benim başıma da gelir mi? Ben o noktaya gelir miyim? Aynı şeyleri mi düşündük? Benzer şeyleri mi düşünüyoruz? Bununla ilgili bir önlem alabilir miyim? Ben yaşamak istiyorum gibisinden bir sürü şey geçiyordu kafamda. Birçoğunuzun da geçiyor. 2023 yılına girdik. Umarım diyorum ya, iyimser bakmak zorundayım ben. Birçoğunuz da bakmak zorundasınız. Umarım bir şeyler ufak da olsa iyiye gider. Hayata bir şekilde tutunmaya çalışıyoruz. Bu intihar duygusundan ben de bıktım. İnanın sizin kadar ben de bıktım. Son zamanlarda öyle çok aklıma gelmese bile şu geçirdiğim birkaç yılda milyon defa aklıma geliyordu yani ama bu nedir lan çekiyorum ben diyordum. Lanet olsun size de düzeni her şeye lanet ediyordum her şeye. Dünya yansın istiyordum dünya yansın. Hani siz mutsuz bir insansınız ya bunu da çok yaşıyorsunuzdur. Siz mutsuz bir insan olduğunuz hadi bu insanlar nasıl bu kadar mutlu bir hayat sürebiliyor? Dünya yansın istiyorsunuz. Öyle bir öfke oluyor içinizde. Dünya yansın ben mutlu değilsem arkadaşım. Beni bu dünyada bu kadar mutsuz, yalnız, umutsuz bırakıyorsanız aynı şey dünyada yaşayan herkesin başına gelsin diyordum o depresyon döneminde. Öyle bir öfke vardı çünkü içimde. Neden bana hayatımı yaşattırmıyorsunuz öfkesi vardı. Herkes iyi hikayelerini anlatır ya, hayatlarını falan anlatırlar. Kendi hayatınıza bakarsınız. Neden benim geçmişimde en ufak iyi bir hikaye, iyi bir anı yok? Neden geçmişime baktığım zaman sadece bir boşluk ve acı görüyorum? Acı dışında hiçbir şey kalmamış ya. Acı dışında hiçbir şey yok. Dert dışında etrafınızdaki, eğer etrafınızda insanlar olursa, dert dışında onlara anlatacağınız iyi belki bir tane bile anınız yoktur. Gerçekten aranızda böyle insanların olduğunu da biliyorum değil mi? Benim tek bir iyi anım bile yok. Niye yok? Niye? İnsan çıldırıyor işte. Anlıyorum o duyguyu. Sizdeki birçok duyguyu anlıyorum. Yalnızlık videosunun altına yazdıklarınızın hepsini okudum. Kendim gibi insanların büyük çoğunluğunun Türkiye'de olduğunu bildiğim için yurt dışından bile bazen yazıyorlar. O yalnızlık duygusu öyle bir öyle bir kurumsallaşmış ki öyle bir üzerimize yapışmış ki dünyanın neresine gidersek gidelim o alışkanlığı zaten terk edemiyorsun yani. O hale gelmişiz. ...birileri artık sizinle ilgilendiği zaman bile, defalarca söylediğim gibi... ...aman boş ver diyorsunuz, elinizin kenarıyla itiyorsunuz. Zaten o hayatında olsa da ben şu anki halim gibi hissedeceğim... ...o mutsuzluğu belki ona da bulaştırırım. O da benimle mutsuz olur kafasında... ...her şeyi es geçmeye başlıyorsunuz. Ya da şey oluyordur... ...ya ben zaten benim ne olacağım belli değil... ...belki yakın zamanda intihar falan edeceğim düşüncesi oluyor... Hani biriyle birlikte olmak istemiyorum. Ha, o inceliği bile bu ruh halinde yapıyorsunuz büyük çoğunluğumuz, biliyorum. Zaten en büyük sıkıntı da burada başlıyor. Çok fazla umursuyor bizim gibi insanlar. Çok derin, çok ince düşünüyoruz her şeyi. O yüzden bu, bu kadar sıkıntımız var. Her şeyi çok fazla umursuyoruz. Sadece kendimizi değil, başkalarının hayatını da bir noktada umursuyorsunuz ya. Her ne kadar umurumda değil her şey yansın diyorsanız bile o aslında sizin kaliteli bir insan olduğunuzu gösteriyor. Çünkü o öfke patlamasını size yaşatıyorlar. Biraz fazla mı sinirlendim ben? <laughs> ya o kadar dolu oluyor ki insan abicim ne yapayım yani beni de mazur görün. Ben de çok şahane dönemlerden geçmedim. Son birkaç yıldır. Bir bu sene, ya 2022'nin sonlarına doğru YouTube'a başladığım zamanlar o duygulardan biraz koptuğumu hissettim. Sizin yardımınızla, sizle konuşuyorum diye. Yayınlarda bile ne kadar güldüğümü görüyorsunuz. Ama yayın dışı ben gülmüyorum. O duygu yok bende. O neşe, o neşe halini eğlence... Yok ettiler resmen o duyguyu bizde, yok ettiler. O duyguyu yok ettiler ya adamlar bizde. Şu an beni Avrupa'da çok güzel bir ülkeye götür. İnsanlar sokaklarda dans etsinler. Parti yapsınlar. Ben kenarda şöyle bir dururum. Hani o noktaya gelmişiz. Çünkü <laughs> her şeyi anlamsız bulduğum bir noktaya geldim lanet olsun. Düşüne düşüne. Büyük çoğunluğunuz da muhtemelen öyle düşünüyorsunuz. Bu insanlar aptal mı lan? Ne yapıyorlar? Yani bu kadar basit şeyler gerçekten sizi eğlendiriyor mu? Atıyorum ne bileyim gece kulüplerine giden insanları bile şu noktada. Yani daha benim yaşım kaç ama anlayamıyorum işte. Bu insanlar nasıl bu kadar basitlikten zevk alabiliyorlar? Falan diyorum kendi kendime. Belki o benim egomdan kaynaklanıyor bilemiyorum ama. Bu noktaya geldim. <laughs> İntihar duygusundan kurtuldum mu? Onu da söyleyeyim. %70 kurtuldum diyebilirim. O hissiyat şunu bak aklınıza iyi kazıyın. Yıllar bile geçse o intihar duygusundan komple kurtulduğunuz olsa bile zihninizin bir kenarında o duygu her zaman bir köşede oturuyordur. Bazı karikatürler, resimler falan olur ya yalnızlıkla ilgili görselleri tıkladığınız zaman. Adamın biri bir karanlık köşede böyle oturuyordur. O intihar düşüncesi zihninizin bir kenarına yapışır kalır hayatınızın sonuna kadar da biri sizi ufacık bir kelimeyle bir lafla bile üsse hemen o duygu sizde oluyor değil mi? Hani artık o kadar kırılgan bir yapıya sahip olmuşsunuz ki o kadar duyarlı olmuşsunuz ki en ufak bir lafa bile diyorsunuz ben artık yapamayacağım. Ben artık bu gezegenden gitmek istiyorum. En ufak lafı bile kaldıramayacak hale geliyoruz çünkü ki geldik. Umarım o düşüncenizi hiçbir zaman gerçekleştirmezsiniz. Hiçbir zaman. Yaşam ne kadar, her şey ne kadar boktan olsa bile bu kısa ömür ki ben sonrasına falan da inanmayan bir insanım zaten biliyorsunuz. Elimizde olan tek hayat bu. Birçoğunuz da tek olduğunu düşünüyorsanız bir şekilde dişimizi sıkacağız ve bu badireleri, zorlukları atlatacağız diye düşünüyorum. elinizden geldiği kadar ne bileyim kitap okumak, film izlemek, size iyi gelen, küçük de olsa iyi gelen şeylerden kendinizi mahrum bırakmayın. Biliyorum depresyon döneminde bu tür şeylerle ilgilenmeniz çok güç. Uzun zaman ben bile bunlarla ilgilenmedim zaten. İlgilenebiliyorsanız dışarı çıkıp fotoğraf çekmek bile bana mesela iyi geliyordu. Fotoğraf sanatıyla ilgilendiğim için. O duygulardan, o intihar hissinden beni hep uzaklaştıran şeylerden biri fotoğraf tutkusu olmuştu. Hep kendi kendime hayal kuruyordum. Ulan ben yurt dışını dolaşan bir insan olsa, o insan olsaydım dünyanın her tarafına ve fotoğraf çekiyor olsaydım gerçekten bu hayatı devam ettirmem için muhteşem bir sebebim olurdu ve o intihar hissinden komple kurtulmuş olurdum diye düşünüyorum. Hala da onu düşünüyorum. Eminim ki öyle olur. Çünkü ben yaşamak istiyorum. İki kelime ya. Yaşamak istiyorum. Ben bur zaten kısa bir süre sonra yok olup gideceğim. Yani maksimum 40-50 yıl ben buradayım. Zaten olmayacağım ki. Zaten yoktum. Yine yok olacağım. Hafta sonu gibi düşünün. Pazar günü buradayız. Yani insanlık tarihine bakıyorsun. olan Ocak ayının ilk saniyelerini yaşıyoruz daha biz insanlık olarak. Evrenin yaşına kıyasla senin hayatın bu şıklattığın parmak kadar bile uzun, bir an bile diyemezsin yani. O kadar kısa. Belki de birçok insana söylediği doğrudur. O kadar takma. <laughs> o kadar takma. Siz takmadığınız için zaten bu hale geldik. Siz umursamadığınız için. Özellikle hep anne babaya vurgu yapıyorum ya onu fark etmişsinizdir. Ben birçok videomda hangi konuda olursa olsun neyle ilgili konuşursam konuşayım. Hep işin içine anne babayı katıyorum. Onların ne kadar çocuk üzerinde önemli olduğunu. En büyük sıkıntı ne biliyor musunuz? Şunu da unutmadan söyleyeyim. Neden çocukların anne babalarıyla ilişkileri, insani ilişkileri bu kadar sıkıntılı biliyor musunuz? Anne babalar büyük çoğunluğu kendini bile yetiştirmedikleri için yani yetişmedikleri için çocuk yetiştirmeyi de hiçbir zaman öğrenememişler. Çocuklara nasıl davranmaları gerektiğini bilmiyorlar. En büyük sıkıntı bu. Bilmiyorlar. <laughs> Toplumunuza baktığınız zaman büyük çoğunluğu anne babaların çocukken evlenmiş. Yani çocuk yaştalar. Hiçbir şey bilmedikleri için, düşünmedikleri için, araştırıp sorgulamadıkları için o çocuklarda yarattıkları sorunlar da çok ciddi bir noktaya ulaşıyor ve bir gün ellerinden kayıp gidiyorlar kayıp gittikleri zamanda neden diye sormak akıllarına bile o noktada bile gelmiyor işte. Onu akıl edemeyecek kapasiteye sahip bir sürü insan olduğu için biz de onları suçluya suçluya <laughs> kendimizi yoruyoruz böyle işte. Sürekli birilerini suçluyoruz. Şunlar yüzünden, bunlar yüzünden ama yüzde %90 ihtimalle haklısınız kardeşim. Çocukların büyük ihtimal büyük çoğunluğu haklı. Aklı başında anne baba çok az vardır. Bizim toplumda. Şu ana kadar o kadar ebeveyn anne baba gördüm ben. Birine de şey diyemedim. Ya ne kadar aklı başında anne babaya, Bunların çocuklarına verdiği hayat, onlara gösterdikleri ilgi ne kadar muhteşem diyemedim. <laughs> Ondan sonra da çocuklar neden intihara sürükleniyor? Bir düşünün bakalım. Pardon çok büyük bir şey istedim. <laughs> Türkiye'de yaşayan toplumlarda böyle bir şey beklemek, düşünün, sorgulayın. Bunu bir insan size söyleme ihtiyacı hissediyorsa zaten boş verin. Bunu kendi başına yapamıyorsan. <laughs> yani o kapasitede yoksa lan biz mi kendimizi yırtalım burada? <laughs> Neyse dedim videonun sonunda biraz güleyim. Çok karamsar bir video oldu gibi geldi ama amacım umutsuzluk falan aşılamak değil. Bir nebze de olsa küçük de olsa bazı şeyleri dile getirmek. Benim de yaşadığım bir şey olduğu için yaşadığım şeylerle ilgili, deneyimlediğim şeylerle ilgili konuşmak hoşuma gidiyor. Umarım bu video birilerinin işine yarar. Gerçekten benim gibi düşünen insan varmış. Ben pes etmediysem şunu da söyleyeyim yani. Benim şu an burada oturuyor olmam büyük bir mucize gibi. Ben onu hissediyorum benim kadar kırılgan <laughs> duygusal duyarlı bir insan ben etrafımda bile görmedim. Çoğu zaman zaten insanlar bana gerçekten büyük çoğunluğu da ama iyi davrandıkları da oluyorlardı. Çünkü benim ne kadar hani hassas bir yapım olduğunu bildikleri için. Hani yaklaştıkları zaman hissediyordum. Ses tonlarını bile alçaltırlardı benimle konuşurken. Hani sırf hani zarar görmeyeyim diye ama bana zarar veren bir sürü şey var arkadaş. Sadece iş onunla bitmiyor maalesef. O duygusal boşluk sizi hiçbir zaman bırakmıyor. Varoluş sancıları zaten yaradanın emri. Yani <laughs> onunla bir ömür boyu uğraşacağım. Yaşamda bir anlam aramaya çalışıyoruz. Bir anlam var mı yok mu bilmiyoruz ama yapacak bir şey yok. Bu videoda dedim burada kalsın. Ulan 25 dakika mı olmuş? Ben 15 dakika falan oldu zannediyordum. Bir şey olmaz ya. Vaktiniz varsa izlersiniz. Umarım birlerinizin birilerinin işine yarar. Gerçekten bu duyguyla mücadele eden arkadaşlara yürekten selam ediyorum. Dostum, sakın ola ki pes etmeyin. Ne kadar zor olursa, nasıl bir bokun içinde yüzüyorsak, nasıl bir çamurun bataklığının içindeysek ve nefes alamayacak hale gelmişsek, her gün ağlıyorsak, ben bu günlerin geçeceğine kesin emin oldum. Benim gibi bir insan benim kadar karamsar insan yoktu. Onu da söyleyeyim. 20'li yaşlarımda 18-19'dan 23'e 23 24'e kadar aşırı karamsar bir insandım. Her şey bok gibi, bok gibi gidecek. Hiçbir şey olmayacak. Hayatımda kimse olmayacak. Ben hep yoksul olacağım. Dünyanın hiçbir yerini görmeyeceğim. Bir ton düşünce vardı. Şu an çok muyum? Hayır. Ama benim hala umudum var. Güzel günler bizi bekler masardan söyledim. Bir de tabi Yavuz Çetin'in bir şarkısı vardı. Onunla videoyu bitireyim. Benden bir ruhsuz yaratmayı nasıl başardınız? Benden bir hissiz yaratmayı nasıl başardınız? Ve şu, benden sizden biri yaratmayı nasıl başardınız? Yaşamak istemem artık aranızda. Yarattığınız sistemler, kullandığınız yöntemler yaşamak istemem artık aranızda deyip köprüden atlayan Yavuz Çetin'e de huzur içinde yatsın diyoruz. Böyle insanları bile kopardı işte sanırım o da bipolar falandı. Yapılacak bir şey yok. Gidenler gidiyor ama siz siz olun lütfen. Ne kadar zor bok gibi olursa her şey hayatta kalma mücadelesine hiç kaybetmeyelim. Son olarak ne kadar zor olursa olsun. Kendinize o sözü verin. Siz kendiniz için yaşayacaksınız. Başkalarına söyledikleri sizi o kadar da ırgalamasın. Sizin moralinizi bozmaya, üzmeye cüret edemesinler. Her zaman motivasyonunuzu bir şekilde küçük de olsa yüksek tutmaya bakın. Kendinize iyi bakın. Umarım bu videoda küçük de olsa bir işe yarar. Sağlıcakla kalın. Görüşürüz.